Merhabalar. Bu bölümde ilk defa web sitesi yapmayı öğreneceğiz. Eğer daha önceden tecrübeniz varsa bu bölümü es geçebilirsiniz. Çünkü yapacağımız site oldukça basit olacak. İlk web sitemizi tamamladıktan sonra bazı deneyimler elde edeceğiz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Taslak alışkanlığının edinilmesi, ASP.NET MVC for Technology ile web sitesi yapabilme, ana sayfa ve master page yani layout oluşturmayı öğrenme, logo menü gibi site bileşenlerini taslağa yerleştirebilme, tasarımda div mantığını kavrayabilme, içeriğe göre görsel hizalayabilme, MVC for'da hakkımızda iletişim gibi alt sayfa oluşturmayı öğrenme, SEO için temel meta etiketlerini kullanabilme, MVC for'da web config sorunları ile baş edebilme ve projeyi webde yayınlayabilme arkadaşlar. Şimdi site taslağının oluşturulmasından bahsedeyim. Bir web sitesinin tasarımına başlanmadan önce ilk olarak oluşturacağımız siteyi kağıt üzerine dökmeliyiz. Bu şekilde site bileşenlerinin yerlerini önceden belirleyebilir ve ileride eklemediğimiz bir bileşen yüzünden zaman kaybı oluşmasını önleyebiliriz. Bizim oluşturacağımız site taslağı bu şekilde arkadaşlar. Logo ve sosyal medya olarak gördüğünüz kısım header kısmımız olacak. Nav alanı sitemizin menüsü olacak. Content alanı sitemizin içerik alanı olacak. Ve footer alanı ise sitemizin en alt kısmı, site bilgilerinin yer aldığı en alt kısım olacak. Bu arada yapacağımız layout sitede arkadaşlar sabit olacaklar. Header, nav ve footer olacak. Sadece content değişecek. İşte buna layout yani master page mantığı diyoruz. Diğer her şeyi sabit tutup sadece content içeriğinin değişmesini isteyeceğiz. Bu şekilde bir layout sitesi yapacağız. Şimdi Visual Studio'yu çalıştırıyorum. Ultimate 2013 kullanıyorum. Size biraz Visual Studio'dan bahsedeyim arkadaşlar. Kullanımı oldukça basit. Menü alanımız bu gördüğünüz alan. Solution Explorer kaynak dosyalarımızın olduğu alan. New Project ile yeni bir proje başlatabiliyoruz. Recent'tan ise eski projelerimizi görebiliyoruz ve bunları çalıştırabiliyoruz. Eğer sizin de çalışma alanınız benim gibi değilse, rengi falan benim gibi değilse, Tools, Extension Updates'ten Online'a tıklayın. Daha sonra Color'dan Editor yazın arkadaşlar. Şu arkadaşlar, Visual Studio 2013 Color'dan Editor vardır. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Renk değişimini Tools, Customize Colors'tan yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben Dark with Light editörü kullanıyorum arkadaşlar. Koda yoğunlaşmak için çünkü. Daha rahat yoğunlaşabiliyorum, odaklanabiliyorum. Ayrıca arkadaşlar Tools, Options, buradan Text Editor'a tıklayın. Bunu açın. All Language'den Word Wrap ve Line Numbers'ı seçin arkadaşlar. Bu iki kutucuğu seçin. Word Wrap satır sonuna geldiğinde bir alt satır atıyor kodlarımızı. Line Numbers'da tahmin edebileceğiniz gibi satır numaralarını gösteriyor. Ve ayrıca Import and Export Settings'den Reset All Settings deyin. Ve buradan Visual C Sharp'ı seçmelisiniz arkadaşlar. Bu zaten kurulumda yapmanız gereken bir işlem. Bunu da yapın. İlk olarak New Project diyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan Web, Visual C Sharp'ın içinde Web göreceksiniz. Web'in içinde .NET Framework'ü 4 olan sürümü seçin arkadaşlar. Başka bir sürüm seçmeyin. Çünkü ileride başınız ağrıyabilir. ASP.NET MVC for Web Application'ı seçin. Ve ilk sistem yazın. Kaydedileceği yeri de masaüstünüz olarak belirleyin. OK tıklıyorum. Boşu seçin arkadaşlar burada. Template yani şablon kısmı boş olacak. Tamamen bir sıfırdan şekillendireceğiz. View Engine Razor olmalı. Ve OK tıklayın. Kısa bir süre sonra yeni projemiz oluşturulacaktır. Evet arkadaşlar, projemiz oluşturuldu. Solution Explorer'da dediğim gibi kod alanını görebiliyorsunuz. Kaynak kodlarımız burada. İlk olarak arkadaşlar ilk siteme sağ tıklıyorum. Add New Folder diyorum.
ve ismine scripts veriyorum. Daha sonra tekrar sağ tıklıyorum. Add new folder diyorum. Ve buna da content diyorum. Content'e sağ tıklıyorum. Add new folder diyorum. CSS diyorum. Image ve eklemek isterseniz arkadaşlar font diyebilirsiniz. Evet, klasörlerimizi ekledik. CSS dosyamız content klasörünün içinde olacak. Ve JavaScript ve jQuery dosyalarımız ise scripts klasörünün içinde olacak. Şimdi MVC for olayına başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak controllers klasörüne sağ tıklıyorum. Add controller diyorum. Ve bunu shared olarak değiştiriyorum. Bu kısmı default yazan yeri shared olarak değiştirin. Bu bir klasiktir arkadaşlar MVC for'da. Ve add diyorum. Add dedikten sonra index yazacaktır arkadaşlar. Bu kısmı silin ve layout yazın. Şimdi layout sayfamızı ekliyoruz arkadaşlar. Layout'un üzerine gelin, sağ tıklayın. Add building. Use a layout or master page diyor. Bunu kaldırıyorum. Zaten bu layout'umuz olacak. Ve add'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar layout sayfamız eklendi. Üst satırı sildim. Burada birkaç küçük düzenleme yapıyorum. Add view back. Title yazıyorum. Ve şu divleri de silip add render body diyorum. View back title arkadaşlar diğer sayfalardaki sayfa başlığını okuyabilmek için, render body ise diğer sayfalardan body'yi render edebilmek için, yani çağırabilmek için, okutabilmek için. Şuraya da meta, hatta şöyle name yazayım, description, content diyorum. Şimdilik boş bıraktım. Bunu aldım. Ve anahtar kelimelerimiz de keywords. Bu şekilde olsun. Şimdilik boş bırakıyorum arkadaşlar bunları. Tekrar sağ tıklıyorum arkadaşlar. Controllers klasörüne. Add. Controller diyorum. Bu sefer home yazıyorum. Bu ana sayfamızın içerik kısmı olacak. Bu index yazısına sağ tıklıyorum. Değiştirmiyorum bunu. Add view diyorum. Bu sefer use a layout or master page diyor. Bu kutucuğu seçip layout yolumu belirtiyorum. Ve add diyorum. Bu şekilde ana sayfamızın içerik kısmı eklendi. Başlığına ana sayfa yazıyorum. Bu kısmı silip bu bir deneme yazısıdır yazıyorum. Her şey hazır arkadaşlar. Ctrl Shift B ile build ettim. Derledim projemi. Şimdi tek yapmam gereken projemi çalıştırmak. Buradaki tarayıcı ismiyle çalıştırıyorum. Sizde daha farklı olacaktır. Bende Chrome Plus var. Bakalım projemiz çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar projemiz çalışıyor. Ana sayfa başlığımız burada. Bu bir deneme yazısıdır. Da içerik kısmını oluşturuyor. Bu şekilde ASP.NET MVC for teknolojisiyle layout tasarımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.